Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fetih Mekke'ye 13. sefir 96. kısım 93. bölüm. Zühd. Zühd hep helal olanları bırakmaktır. Helal olanı zahit ol ki zühdün daha üstündür. Terk bir şeydir ki dış varlığı yok, şeriatta övülen bir yağdı vardır. Zühde işleri ve kıymeti olanları yüceltmek var. Muhakkik nezdinde kıymeti kesin olan şeyleri. Zühd, mülkte meydana gelmiş şeye yönelik olabilir. Bu bağlamda mal talebi anlamında talep mülkte gerçekleşmiştir. Öyleyse taleple ilgili zühd, zühddür. Arkadaşlarımız malı ve mülkü olmayan yoksul hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Ona zahit ismi verilebilir mi yoksa onun bu makamla ilişkisi yok mudur? Bize göre yoksul da dünyalığı istemek ve henüz elde etmemiş olsa bile onu ele geçirmek için çalışma arzusuna sahiptir. Onun bu gayret, malda gerçekleşen talep ve arzuyu terki hiç kuşkusuz züht diye isimlendirilir. Bu nedenle zühtü belirttiğimiz şekilde sahip olunan şey diye tanımladık. Allah ehlinden bir grup bu meselede görüş belirtmiştir ki, büyük kısmı bizim görüşümüzü dile getirmiştir. Bunun nedeni şudur. Zevk sahibi dünya arzusunu ve onun peşinden koşmayı terk ettiği için kalbinde ilahi bir iz görmelidir. Binaenaleyh, zühd işinin Allah nezdinde bir varlığı ve değeri olmasaydı, bu hal sahibi adına gerçekleşen ilahi tecellide bir etkisi olamazdı. Doğrusu budur. Şöyle deriz. Zikrettiğimiz zühdün, ilah, Rab ve Rahman'dan ibaret olan üç ilahi isme göre bir makamı ve hali vardır. Zühdün ilahi makamı belirsizdir. Bu, insan ile kulluğu arasına giren bütün ilahi isimlere karşı zahitliktir. Zühdün Rabbani makamı ise ilahi ismin onun üzerinde hüküm sahibi olmasından uzaklaşma niteliğiyle sınırlıdır. Zühdün Rahmani makamı ise zühdü kendisini hak edene yönlendirmektir ki zühd edilen şeyi kastediyorum. Bu makamın yani zahidin Müslüman olması bakımından mülk alemindeki etkisine gelirsek zühd var olanlardadır ve o en uzak ve ileri perdedir. Zahidin mümin olması yönüyle zühdün ceberut alemindeki etkisine gelirsek, burada zühd zahidin nefsine karşıdır. Bu en yakın ve yakındaki perdedir. Zahidin ihsan sahibi olması bakımından zühdün melekut alemindeki etkisine gelirsek, burada zühd Allah'ın dışındaki her şeye karşıdır. Burada sufilere göre perde ortadan kalkar. Ebu Yezid el-Ekber şöyle der. Bence zühd bir makam değildir. Çünkü ben 3 gün zahit oldum. Birinci gün dünyaya karşı zahittim. İkinci gün ahirete karşı zahit oldum. Üçüncü gün ise Allah'ın dışındaki her şeye karşı zahit oldum. Hak bana ne istiyorsun diye nida etti. Ben istememeyi istiyorum dedim. Çünkü istenilen ben, isteyen sensin. Tasavvuf ehlinden bazıları Bestami'nin sözünü eleştirmiş, onun buradaki yerini bilememişlerdir. Biz bu sözüyle neyi kastettiğinden söz etmiş, kendisine itiraz edenlerin sözlerinin yanlışlığını başka bir yerde açıklamıştık. Zühd, keşf gelmediği sürece kula eşlik eden makamlardandır. Kalp gözünden perde kalktığında artık zahit olunmaz ve buna gerek kalmaz. Kul kendisi için yaratılmış bir şey hakkında eşya ve dünyada zahit davranmaz. İnsan kendisinden dolayı yaratılmış olduğu hak kimse için zahit olabilir ki böyle bir şey de olamaz. Öyleyse zühd, kim onu benimsiyorsa gerçekte bilgisizliktir. Bir şey benim değilse ona karşı nasıl zahit olayım? Benim olan bir şeyden ise ayrılmam mümkün değildir. Öyleyse zühd nerede kaldı? Bu hüküm sahibi şöyle diyecektir artık. Zaten bu adı hak eden zühd de odur. Zühd makamı hakkında bir şiirimiz vardır. Eksiklik senden, bilmiyorsun. Zühd, bitir namazım gibidir. Nefsinin kandilinin ışığı bağlanmış, alemde bulunan her şeye. Söndür kandili, ortadan kalksın her bağ. Zühd sende Kadir gecesine benzer. Güneşin batmasıyla başlar, fecrin doğumunda sende sona erer. Bunun anlamı şudur. Hakkı görürsen zahit olmazsın. Çünkü Allah yaratıklarına karşı zahit olmadı. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktan başka bir işi yoktur. Başka bir iş yoktur. Öyleyse zahitlikte kimin ahlakıyla ahlaklanacaksın? Bu anlama dikkat et. Çünkü son derece ince bir anlamdır bu. 94. bölüm Zühdün Terki.
Züht terktir. Terkin terki ise malum. Avuçta kabz edilmiş olanı tutmak. Yeryüzü onun tarafından dürüldü. Yani kabz edildi. O ise zengin. Nerede terk? Farz kılındığı söylenen bir imkansız o. Sen nimetlere karşı zahit davranırsan hak nimet ihsan etmez ki. Zühdün bilgide bir mertebesi yok. Bilik ehlinde zühdün terki bir faraziye. Bilmelisin ki terkin terki tutmaktır. Zühd terk demek. Zühd terk demek ise zühdün terki terkin terkidir. Zühdün terki terkin terkidir. Öyleyse bu zahit olduğun şeye tekrar dönmendir. Çünkü gerçek bilgi seni ona çevirmiştir. Hal ise onu istemektedir. İşin iç yüzünde onun bir hakikati yoktur. Fakat zahirde bir hükmü vardır. Böylelikle ondan bu kadarı sahih olur. Geride şu kalır. Zühdün terki anlamındaki tutmak, tutulan hakkındaki bir arzudan mı gerçekleşecektir yoksa arzusuz mu? İnsanların bu konudaki halleri farklı farklıdır. Arzu ve istek olmaksızın tutan kimse zahittir. O kişi belirlenmiş ve tespit edilmiş vakitlerde ehline ulaştırmak üzere başkasının haklarının eminidir. Bazen tutma, tutulan emanetlerin sahiplerinin isimlerini bilerek ve keşf ederek gerçekleşirken bazen bu olmaz. Bu mesabedeki kişi kendi adına o maldan bir şey almaz. Tutulana karşı duyulan bir arzuyla malı tutan iki kişidir. Birincisi züht makamından hiç kuşkusuz kendi nefsinde bulunan bir hastalık nedeniyle dönmüş sayılır. Böyle biri muteber değildir. Diğeri ise nebiler ve kamil velilerdir. Onlar irfani bir bilgiyle mallarını ellerinde tutarlar. Bu bilgi onlar adına tutmada, bulunan bir şeye kemal ile bezenmeyle ve bilgiyle yoksa cimrilik ve inanç zayıflığı değil, bağlanmayı sağlayan bir durum meydana getirir. Allah Eyüp'e altından bir çekirge ayağı göndermiş. Eyüp hemen üstüne atlamış ve elbisesinde onu toplamaya başlamış. Allah kendisine şöyle vahyetmiş. Seni bundan müstahni etmemiş miydim? Eyüp şöyle demiş. Senin verdiğin hayırdan müstahni kalamam. Bilginin Eyüp'e kazandırdığı marifete bakınız. Her zahit daha fazlasını elde etmek için zahit olmuştur. Öyleyse züht daha azdadır. De ki dünya hayatı daha azdır. Öyleyse züht nerededir? Zahitler dünyayı ahirette bir zarar görmemek için terk etmişlerdir. İşte bu züht olduğu zannedilen şeydeki talep ve arzunun ta kendisidir. Zühtün durumuna gelirsek züht dünya hayatındır, hayatındadır. Bu nedenle de kalıcı değildir. 95. bölüm. Cömertlik sırlarının bilinmesi, vermenin tarzları. Vermenin dereceleri çoktur, sayılamaz. Onlarla düşmanlarımıza karşı yardım alırız. Cömertlik sayesinde dışta var olmamız mümkün oldu. Hatta biz gerçekte cömertlikten mazhar olduk. Fasıl. Cömertlik nedir? Varlık cömertlikten meydana geldi. Kelime ile aynı kökten gelen cevd ise bol yağmur demektir. Kelime cezebenin cebezeden bozulması gibi vecededen bozularak cevede haline gelmiştir. Harfleri de anlamda ortak ve birdir. Buna göre hakkın mazharlar demek olan dış varlıklardaki cömertliği onlarda zuhur etmesine yöneliktir. Mazharların kendilerinde zuhur edene dönük cömertlikleri ise istidatlarıyla kendisine verdikleri şeyle ilgilidir. Bu ise kendisine kazandırdıkların ilahi isimlerle onu övmektir. Öyleyse hakkın cömertliği zatından kaynaklanan bir ihsan iken varlıkların cömertliği ihsan değil, zatidir. İşte bu iki cömertlik arasındaki farktır. Bu sufilerin cömertlik yani cud hakkında söyledikleri cud istemeden vermektir sözlerinin anlamıdır. Kerem nedir? Kerem ise istekten sonra vermektir ve iki türlüdür. Hal ile istemek ve söz ile istemek. Buna göre hal ile istemek her iki tarafın bilgisine göre meydana gelir. Kulun sözle istemesi ise malumdur. Rabbim bana şunu ver, beni bağışla, bana merhamet et, bana rızık ver, benim için hayırlı olanı belirle, benim için hayırlıyı tercih et, bana hidayet et, bana afiyet ver, beni üzme, beni sınama. Hakkın sözlü isteğine örnek olarak bana dua et, beni hatırlamak için namaz kıl, teraziyi adaletle yerine koyun, terazide haksızlık yapmayın, cahillerden olmayın gibi ifadeleri verebiliriz.
Bunlar Hakk'ın kullarından istemesinin düşünülebildiği bütün taleplerdir. Bu yönüyle Hakk'ın talepleri farzlardır. Farzlar, istekten sonra vermek anlamındaki keremden yerine getirilirken, nafileler cuddan meydana gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi olanlar için ise böyle değildir. Nafileler cuddan meydana gelir ve farzlara katılır. Onun nafile olması ise doğru sözlüğünün bildirilmesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Senin için nafile olarak geceleyin teheccüd namazına kalk. Umulur ki Rabbin senin makamı mahmuda ulaştırır. Seha nedir? Ebu Bekir en-Nakkaş'ın kıyamet durakları hakkında aktardığı bir hadiste seha kelimesinden türetilen es-sahi ismi Allah'a verilmiştir. Bu husus bu kitabın cennet bahsinde yer alır. Seha gerektiği kadar vermek demektir. Böyle bir verme hikmete dayanır. Dolayısıyla o Hakk'ın El-Hakim isminden kaynaklanır. Buna göre Hakk'ın gerektiği kadar vermesi anlamındaki sehası Hazreti Musa'nın şu sözüdür. Rabbimiz her şey yaratılışını verendir. Bu konudaki diğer ayetler ise her şey belirli bir ölçüye göre onun katındadır. Allah rızkı kullarına yaysaydı yeryüzünde taşkınlık yaparlardı. Fakat onu belli bir ölçüyle indirir. Onu belli bir ölçüyle indirir. Onu belli bir ölçüyle indiririz gibi ayetlerdir. Kulun seha sahibi olması ise her hak sahibine hakkını vermek ve insaf göstermektir. İnsanın nefsinin kendi üzerinde bir hakkı olduğu gibi ailesinin, gözünün ve boğazının da onun üzerinde hakkı vardır. İshar nedir? Yani başkasını tercih. Muhtaç olması düşünülemeyecek hakkın bu özellikten bir payı yoktur. Belki uzak bir yorumla saygısızlığı zikredişinde bu nitelik hak ile ilişkilendirilebilir ki bu gerçek bir ilişkilendirme değildir ve onun yapılmaması daha yerindedir. Hakkın belirli bir şekilde bu özellikle ilişkilendirilebileceği görüşüne varan kimse şatağat ehlinden bilgisi olmayan kimselerdir. Şöyle deriz. İshar muhtaç olanın başka bir muhtaca vermesi olabilir. Bazen ise muhtaç olmakla birlikte veya muhtaçlık zannıyla birlikte verilmesi mümkün olabilir. Hakkın katında ishar ise hakkın herhangi bir arazın yaratılması için varlık cevherini vermesidir. Bu ise yerini değil, o şeyin kendisini yaratmaya iradenin ilişmesinden kaynaklanır. Böylelikle yerde bunun ardından zorunlu olarak meydana gelir. Çünkü arazın varlık şartı yerin bulunmasıdır. Cevher ise hakkın kendisine verdiği arazın kendisinde yaratılmasına muhtaçtır. Çünkü cevher ancak herhangi bir arazın varlığıyla varlık kazanabilir. Cevherin mekanlı veya mekansız olması veya başkasıyla birleşmesi veya birleşmemesi birdir. İşte bu muhtaçlık anlamıyla vermektir. Muhtaç olmaksızın vermek ise kulun ilahi isimlerle ahlaklanması ve Hakk'ın yaratıkların nitelikleriyle nitelenmeye tenezzülüdür. Bütün bunlar gerçekleşir. Hükmü ise varlıkta ortaya çıkmış ve belli olmuştur. Sadaka nedir? Sadakanın zekat bahsinde söz etmiştik. Sadakadan zekat bahsinde söz etmiştik. Burada sadaka önce kendisini var ederek ardından varlığını sürdürmekle Hakk'ın kuluna cömertlik etmesidir. Hak onu var ederken kulunun ilahlık taslayacağını ve sizin en büyük Rabbinizim diyeceğini de bilir. Bununla birlikte ilahi ilimde takdir edildiği için insanın yaratılması zorunludur. Kul da Hakk'a sadaka verir. Çünkü kul kendisinde üzerinde yaratıldığı ilahi suretin izzetini bulsa bile Allah'ın izzeti nedeniyle kullukla gözü aydınlanır. Aynı zamanda kulun Hakk'a sadakası yaratılmış övgülerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Söz konusu övgülerin Hakk'a ait olması ise yaratılmışın ki Allah'ın dışındaki her şeydir, var olmasıyla gerçekleşir. Bu sadaka diye isimlendirilmiştir. Çünkü kul Allah'ın övgülerinde serbesttir. Çünkü Allah mutluluğa giden yolu kendisine açıkladığında kulu hakkında ya şükredicidir ya da nankör demiştir. Öyleyse kul fiillerinde özgürdür. Bu nedenle ondan kabul ve ret gerçekleşmiştir. Ödüllendirilir ve cezalandırılır. Allah'ın kullarına dönük cezalandırması bu esasa göre gerçekleşir. Akrabaya vermek nedir? Akrabaya vermek hak ve halk olarak sıla-i rahim sahipleri için geçerlidir. Kutsi bir hadiste Allah şöyle der.
Rahim Rahman'dan bir daldır. Onu birleştireni Allah birleştirir. Koparanı Allah da koparır. Öyleyse onun hakka nispeti, kula nispetiyle birdir. Rahman bize merhamet ettiği gibi biz de Rahman'a merhamet ederiz. Hediye vermek nedir? Hediye bir açıklama yaparak vermektir. Bu nedenle hediye kelimesinin harfleriyle açıklamak anlamındaki hüda yani hidayet kelimelerin harfleri ortaktır. Çünkü Allah da hidayeti açıklar. Hakkın kuluna hediyesi yani açıklaması kendisidir. Kulun hakka hediyesi ise Rabbini sevmeyi kendisine giydirdiği bu nefsi hakka iade etmektir. Bana uyun ki sizi sevsin. Hibe nedir? Hak yönünden hibe kendisine karşılık talebinin bitişmediği nimetlerin verilmesidir. Kul yönünden hibe ise karşılık bekleyerek değil, Rabliğin hakkı nedeniyle amel etmektir. Bedel isteme ya da istememeye nedir? Hak'tan bedel istemek, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde dile getirilir. Size ihsan ettiği nimetler nedeniyle Allah'ı seviniz. Ayette ise sizinle sözleştiğimde ahdimi yerine getiriniz denilir. Kul yönünden bedel, Allah'ın kendisine vaat ettiği üzere yaptığı davranışa karşılık, Hak'tan bir karşılık beklemektir. Benim karşılığım Allah'a kalmıştır. Beklenti talebini terk nedir? Bunun öznesi hak olabilir. Sahibin, amel sahibi o ise, sahibi olduğu bir şeyi bedel olarak talep etmesi düşünülemez. Çünkü elde olan bir şey istenilmez. Kul ise beklenti talebinden vazgeçebilir. Çünkü kendisini amel sahibi olarak görmez. Bir şey yapmamıştır ki karşılığında haktan bir şeyi talep edebilsin. Bunlar kesin olarak öğrenilmiş bölümlerdir. Bunlar vasıtasıyla gerçeğin kendiliğindeki durumuna dikkatini çektik. Bunun ayrıntıları ise sülukun esnasında her an senin adına ortaya çıkar. Bunlar özellikle ihsan sahiplerinin ilahi makamlarıdır. Sahibi ise bilinmeyecek şekilde meçhul, tanınmayacak kadar yabancıdır. Sonra bu vermenin sınırlı ve genel olması zorunludur. Veren hakkın eliyle verirse onu genelleştirir. Bu durumda vermek, verilen şeye elverişli olanlar içinden belirli birini ayırmaksızın Allah'ın bütün kullarına yayılır. Söz gelişi, verilen şeyin para olduğunu düşünelim. Parayı veren kişi, parayı kullanabilecek kimselere ki insandır, verir ve küçük büyük, erkek kadın, zengin yoksul, mümin kafir, akıllı deli olmayı şart koşmaz. Aksine bu vermede bütün canlılara rızık veren kişi gibi hareket eder. Verilen şey giyilen bir elbise olabilir. Bu da verilen paralarla birdir ve onu da herhangi bir ayrım yapmaksızın ehline vermek gerekir. Verilen şey yiyecek türünden ise onunla beslenen insan ya da hayvan bütün sınıflara verir. Verenin bir seçimi veya ayrımı yoktur ve karşısına çıkan ilk kişiye onu verir. Birinci kişi verileni reddederse bu kez karşılaştığı ikinci kişiye verir. Böylece verdiğini alanı buluncaya kadar devam eder. Bu makam Er-Rab isminden Rabbaniler ve Er-Rahman isminden ise Rahmaniler adına meydana gelebilir. İlaha nispet edilenlerin yani ilahiler ise genel vermeye girmeleri söz konusu değildir. Bu vermenin izi kimseyi yani hiçbir sınıfı yoksa varlıkların bireylerini kastetmiyorum, istisna etmeksizin bütün varlıklarda ortaya çıkar. İşte bu ne müminin ne de Müslümanın ihsan sahibinin vermesidir. Verme sınırlı olursa sınırlandığı şeye göre meydana gelir. Bunun hükmü ise şeriatın ondaki hükmüne döner. Böylelikle daha layık olanı dikkate alarak hareket eder ve şeriatın kendisine başlamasını emrettiği kimseyle başlar. Buluncaya kadar da onu arar. Bu şekilde ise sadece ilahi yani Allah isminden verebilir. Bunlar ise mümin, Müslüman, ihsan sahibidir. Bu vermenin sonucu da geneldir.